Aleyküm selam Enes İzah etmeye çalışayım da Soruna Şimdi e, Her şeyden bizi uzaklaştırdıkları gibi e, doğal ve organik şeylerden de uzaklaştırmışlar mesela e, Yatak odasında veya Evde evde biraz cam çab çabuk açıldığı için Yatak odası daha biraz da kapalı kalıyor veya çocukların odasında şimdi hele kış geliyor Cam kapalı Haliflex ee, ne yapar? Dışarıya bir enerji yayar. Kokusu var. Ee, tüldür, perdedir, koltuktur, duvardır. Çıkarttığımız çoraplardır. Çamaşırlarımız, biz, vücudumuzdan koku çıkıyor. E, cam da kapalı. Bir de kalorifer yanıyorsa bu oda e, yoğun oluyor. E eşittir, mc kare sırınca madde yoğunlaşmış donmuş enerjidir ne yapacaktır? Dışarıya enerji salacaktır. Hele halifleks. Peki ecdat nasıl temizlermiş odasını? Eskide tahtalı evde ama e, sabah namazlarına kalktıkları zaman hemen cam açarlardı. Esas bir de şunu yaparlardı. Kur'an'da ve minel Kur'an ma ve şifan ve rahmetil mu'minin. Kur'an için şifadır diyor. E linnas e, bal içinde bal içinde şifadır diyor. Bal için kimi kime şifadır? Kur'an Müslümanı, bal ise bütün insanlara. Kafir mi mümin fark etmiyor. Dolayısıyla bal nasıl ki bedene şifadır, balın bir de mumu var. Arının onun üzerine e, altıgen yapıp balı koyuyor ya Enes o bal mumu organik, doğal ise nasıl şifadır? Okuduğum kitap e, şeyde Mecmuatul Adab'da geçiyor. Hatırladığım kadarıyla. Bir de İbrahim Hakkı'nın orada mı ne okumuştum. E, orada diyor ki ecdat bal mumunu iki benim hatırladığım kadar şu şeyde kullanıyorlardı. E, odada hem gece lambası olsun diye bal mumu ama Normal mum değil. Ba, balın mumundan, arının mumundan yapılmış e, mum var ya mum yakılırsa odada e, Kur'an nasıl ki şifadır bedene bal mumu ile de yapılan mum e, o da odaya şifa ne yapar? O yandığı zaman dışarıya e, balın kokusunu yayıyor. Bal, bal, mum yani bal. Balın, e, arının baş gene organik, kendisi yapmış onu. Evet, bal değil ama ona yakın bir maddeden yapıyor onu. Peki, o bal mumunu yaktığın zaman odaya ne salacak? İçini. Heh, o zaman o haliflexlerden, çoraplardan, vücudumuzdan, eşyadan çıkan enerjiyi, orada onu değiştirdiği gibi bir de e, özellik otu ve balmumu o yana yene erva habiseler ve cinler hele özellik otuna gelmez. Şimdi Risale-i Nur'da da 29. sözde geçiyor. Ervah aliye revahi tayibeyi sevdiği gibi erva habise revahi habiseyi sever. Yani İyi ruhlar iyi kokuyor. Kötü ruhlar da kötü kokuyu sever. Bal mumunun yanmasından kötü ruhlar kaçar. Bir de evde ecdat, ee, kötü ruhları, e, gelen insanların bıraktığı enkazları e, ve işte şimdi televizyon, radyolar bıraktığı şeyleri e, temizlemek için üzerlik otunu yakarlardı. Üzerlik otunu tavaya koy, böyle besmele ile tutuştur. Ondan sonra tavada o alev olmasın, dumanı çıksın böyle. Evin köşelerini böyle gezdir her tarafa. O işte o olduğu yerde cinler gelmiyor. Kaçışıyor. Mümkün değil o. Öyle yazıyor. Bal mumu da kötü ruhlar defoluyor. Yani koku zaten sünnettir. Ama yakılırsa tabii sabaha kadar veya bir iki saat olsa oranın havasını Değiştiriyor. Bal mumunu da bir de ecdat büyük camilerde e, akşam namazından sonra yatsıya, yatsı namazın kılana kadar mumlar yakılırdı her tarafta. Peki o kubbeye kenarlarında bir çukur gibi yerler var görmüşsündür. O bal mumunun çıkarmış olduğu e, duman, duman o kubbenin o kenarlarındaki kuytu var böyle okka gibi kutuya oraya yoğunlaşırmış damıtılırmış mürekkebe dönüşürmüş e, Kur'an'ı onunla yazarlarmış mürekkebe dönüştürüyorlarmış onu Bam, o mumla yakılan mum o işe de kullanıyorlardı ama e, odadaki e, kötü kokuları kötü ruhları böyle kovmak Üzerli kotu da evde yakılırsa böyle en azından böyle 2-3 ayda bir, ayda bir. Ayda bir olmasa da 2-3 ayda bir üzerli kotu yakılsa. Mesela akşam yatarken de bir tane de bal mumu yaksa mesela o odadaki o ağır kokuları da bu nasıl, bal nasıl bedene şifadır? odaya da onun mumu, mumu ile yapılan e, mum e, onunla yakılırsa o da şifadır. E, i̇şte okuduğum kitapta öyle geçiyor. E, ama özellik otu bu iş için. Bal mumu da bu iş için ya yaradığını gördüm. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana üç şey sevdirildi diyor. E, bir tanesi de güzel koku diyor. Güzel koku. Güzel kokular e, o cinsten ruhanileri çekiyor. Yani üzerine hangi kokuyu koyarsan. Peki parfüm bunu yapıyor mu? O da kötü kokular, kötü ruhları celbediyor. Parfümler e, böyle suni olan parfümler var ya piyasadaki böyle ne ettikleri belli değil. Alkol mu var ne var belli değil. O zaman ha, temizse yani organikse doğalsa parfüm bir sorun yok. Ama içerisinde etil alkol kullanılmışsa Tabii ki o cinsten ruhanileri celp, cezb ve celp eder. Onun için Avrupa'nın kullandığını hemen kullanmamak gerekiyor. Peki, gecen mübarek olsun. Selamun Aleyküm.